Türk Borçlar Kanunumuzun 26. maddesi şu şekildedir. Madde 26, taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. Başlık. TBK'nın 26. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 1. Kısım, Genel Hükümler 1. Bölüm, Borç İlişkisinin Kaynakları 1. Ayırım, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri. Madde başlığı şu şekildedir. Sözleşmenin içeriği, Sözleşme Özgürlüğü. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 26. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 19. maddesini kısmen karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 26. maddesinde, sözleşme özgürlüğü ilkesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 19. maddesinin kenar başlığında kullanılan, e, aktin mevzu, birinci. Erkan'ı şeklindeki ibareler maddenin içeriğine uygun olarak tasarının 26. maddesinde f sözleşmenin içeriği birinci sözleşme özgürlüğü şeklinde değiştirilmiş ikinci fıkrası ise birinci fıkrada öngörülen sözleşme özgürlüğü ilkesinin sınırlarını açıklamaktan ibaret olan bir hüküm niteliği taşıması sebebiyle gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. Gerçekten, sözleşme özgürlüğü ilkesinin sınırlarının aşılmasının yaptırımı niteliğindeki tasarının 27. maddesinin birinci fıkrasından, sözleşme özgürlüğünün sınırları belirlenebilmektedir. TBMM tartışma ve kabul metni. Madde 26'yı okutuyorum. F. Sözleşmenin içeriği. Birinci sözleşme özgürlüğü. Madde 26. Başkan madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu tasarısının 26. maddesinin madde alt başlığında yer alan sözleşme özgürlüğü ibaresi yerine sözleşmenin konusunu belirleme serbestisi ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. Görüşülmekte olan Borçlar Kanunu tasarısının 26. maddesinin kenar başlıklarının ve madde metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. F. Sözleşmenin konusu ve içeriği. 1. Sözleşme yapma özgürlüğü. Madde 26. Sözleşmenin tarafları bir sözleşmenin konusu ve içeriğini yasada öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. Başkan Komisyon önergeye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA Ankara, katılmıyoruz sayın başkan. Başkan Hükümet. Sağlık Bakanı Recep Akda Erzurum, katılmıyoruz değerli başkanım. Başkan Sayın Öztürk, siz mi konuşacaksınız? Ali Rıza Öztürk Mersin, evet. Başkan buyurun efendim. Ali Rıza Öztürk, Mersin, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, görüşülmekte olan borçlar kanunu tasarısı temel bir hukuk metnidir. Bu temel hukuk metni burada görüşülürken, elbette ki hukuksal konular tartışılacaktır. Ancak bu hukuksal konuların tartışılması sırasında hükümeti temsilen burada hukukçu bir bakanın bulunmasından öte hukukla ilgisi olmayan Sayın Sağlık Bakanının burada bulunmuş olması, üstüne üstlük Türkiye'de domuz gribi fırtınasının estirildiği bir ortamda burada bulunmuş olması AKP hükümetinin hukuka ne kadar saygılı davrandığının somut göstergesi olsa gerek diye düşünüyorum. Sayın Bakan bizim önergemize katılmadı. Ancak Sayın Bakan'ın hangi hukuki bilgisiyle bu önergeye katılmadığını da anlayamadım değerli arkadaşlarım, bu dönemde, tabii ki, hukukun takla attırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Hukukun yürütme organının önünde, siyasetin önünde diz çöktürüldüğü bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki, AKP Grup Başkan Vekili Sayın Suat Kılıç sabahtan beri ve dün burada yapılan konuşmalarında meselenin usul meselesi olmadığını, üslup meselesi olduğunu söyledi ama bu kürsüde bir AKP Grup Başkan Vekili bir muhalefet milletvekiline hakaret edebilecek kadar ileri gidebildi. Üsluptan bahsedenlerin önce kendi üsluplarını düzeltmeleri gerekir. Dünden beri bu mecliste yaşanan ve meclisin çalışılamaz hale getirilmesinin tek sorumlusu AKP'dir. AKP grup başkan vekillerinin bu tavırlarıdır. Değerli arkadaşlarım, bir hukuksal anlayışla, çağdaş bir hukuk anlayışında yasanın tanıdığı bir hakkı kullandığı nedenle insanların suçlanması diye bir şey olay söz konusu değildir. İnsanlar yasanın kendisine tanıdığı hakları kullanıyor diye suçlanan bir anlayış olsa olsa çağ dışı, totaliter, otoriter, faşist diktatörlüklerde de olur. Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı ve karar yeter sayısının nasıl olacağını söylemiş. Anayasamızın 96, NCI maddesi bu meclisin en az üçte bir sayıyla toplanabileceğini öngörmüş, bu da 184 milletvekili yapar. Karar alınırken de en az 139 milletvekiliyle karar alınabileceğini söylemiş. Bunlar anayasanın hükümleri. Meclis iç tüzüğümüzün 57, NCI maddesinin ikinci fıkrası 20 tane milletvekiline toplantı yeter sayısı olup olmadığını isteme hakkı tanımış. Yine bir milletvekiline karar yeter sayısı olup olmadığını isteme hakkı tanınmış. Şimdi, anayasayla, meclis iç tüzüğüyle güvence altına alınan ve yasanın tanıdığı bir hakkı kullanıyor diye milletvekillerinin suçlanması çağ dışı bir hukuk anlayışı değil midir? Bu hukuk anlayışı olsa olsa AKP'ye yakışır değerli arkadaşlarım, AKP'nin burada ahkam kesen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'ye, DTP'ye, kısacası muhalefete akıl veren, ancak kendi gruptaki milletvekillerini bu temel yasalar burada görüşülürken bir türlü hazır edemeyenlere yakışır. Burada öncelikle sorumluluk, bu meclisin çalıştırılmamasında sorumluluk 139 tane milletvekilini dahi hazır edemeyen AKP grubunundur. AKP'liler alıştılar gece yarıları önergelerle yasa yapmaya. AKP Grup Başkan Vekili, Meclisin muhalefet milletvekillerine bu kürsüden hakaret edebilen Sayın Elitaş acaba Meclis Milletvekilleri Genel Kurul'da olmadan mı yasa çıkartmak istiyor? Buna alıştılar tabii. Milletvekillerinin haberi olmasın istiyor. Kendisi bu kürsüde konuşurken AKP sıralarında 44 tane milletvekili vardı. Değerli arkadaşlarım, hukuka saygıdan bahsedenler önce hukuka saygıyı kendisi gösterecekler. Bugün hukuka saygı göstermeyenler yarın bu hukuksuzluk ortamında kendileri boğulacaklardır. Bugün iktidar olanlar yarın pekala muhalefet olabilir. Üstlüklerin elbette ki doğru konuşulması lazım. Elbette ki insanların birbirlerini kırmamaları lazım. Ancak bu meclis kürsüsünde AKP grup başkan vekilleri uzlaşmamayı bir ilke haline getirmişlerse, AKP'nin uzlaşmadan anladığı muhalefet partisi milletvekillerinin AKP'nin dayattığı her öneriyi koyun gibi kabul etmek anlayışıysa biz böyle bir uzlaşmadan yana değiliz değerli arkadaşlarım. Bakın hukuk bu dönem çok yaralar alıyor. Hukuk gerçekten zedeleniyor. Hukukun saygınlığına gölge düşürmememiz lazım. Parlamento'nun saygınlığını yüceltmek demek ikide bir parlamento'nun millet iradesinin tecelli ettiği organ olduğunu söyleyip durmakla olmaz, onun gereğini yapmakla olur. Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. Başkan buyurun Sayın Öztürk. Mehmet Altan G L GLU Bursa Sayın Başkan hakaret ediyor. Ali Rıza Öztürk devamla. Ben kimseye hakaret etmem. Benim üslubumda hakaret olmaz. Siyasi ve hukuki konuşurum ben. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu meclis kürsüsünde bugüne kadar yapılan işlemlere bakın. Bugüne kadar bu parlamento'nun niye çalıştırılamadığının örneklerine bakın. Bugün halk iktidar görevini, parlamento'yu çalıştırma ve devlet gücünü kullanma yetkisini AKP'ye vermiştir. AKP kendi yanında olan yasaları yaparken kendi yandaşlarına çıkar sağlarken devlet gücünü kullanıyor da 338 milletvekili olmasına rağmen, bu parlamentoda asgarisinden 139 milletvekilini niye hazır edemiyor değerli arkadaşlarım? Bunların sorumlusu muhalefet değildir. Biz tekrar ediyorum bu kürsüden AKP'nin hukuk dışı, hukuksuz anlayışlarına boyun eğmeyeceğiz, bunlara direneceğiz. Türkiye'ye sardığınız hukuksuzluk hastalığını bu meclise bulaştırmayacağız değerli arkadaşlarım. Çok açık ve net önergemiz sözleşme özgürlüğü olmaz, sözleşme yapma özgürlüğü olur. Bunu herkes bilir. Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. Bayram Özçelik, burdur ebedi muhalefet. Ali Rıza Öztürk devamla. Dolayısıyla getirdiğimiz değişiklik önergesi de sadece ve sadece cümlenin daha iyi anlaşılabilmesi, metnin daha sade, daha akılda kalır ve daha doğru olmasına yöneliktir. Mevcut tasarıda baktığımız zaman sözleşme özgürlüğü deniliyor ve bu sözleşmenin içeriği deniliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım sözleşmenin konusuyla içeriği farklıdır. İçerik kelimesinin karşılığı kapsamdır, kapsamın karşılığı içeriktir. Konu içerik demek değildir. Dolayısıyla bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Hiç olmazsa Türkçeyi bilmiyorsak bir tane dil uzmanı getirelim. Bu kanunlar yapılırken o dil uzmanından bari görüş alalım değerli arkadaşlarım. Hepinize saygılar sunuyorum. CHP ve MHP sıralarından alkışlar. Başkan Sayın Milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Hakkı Suha Okey, Ankara, Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyoruz. Başkan önergeyi oylarınıza sunup, karar yeter sayısını arayacağım. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Katip üyelerimiz arasında ihtilaf var, elektronik cihazla oylama yapacağım. 2 dakika süre veriyorum. Oylama işlemini başlatıyorum. Elektronik cihazla oylama yapıldı. Başkan Sayın Milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır. Önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu tasarısının 26. maddesinin madde alt başlığında yer alan sözleşme özgürlüğü ibaresi yerine sözleşmenin konusunu belirleme serbestisi ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. Faruk Bal Konlya ve arkadaşları Başkan Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA Ankara, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan Hükümet. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum, katılmıyoruz değerli başkanım. Başkan buyurun Sayın Bal. Faruk Bal, Konya, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın ve Sayın Komisyonun, katılmıyoruz beyanı üzerine niçin katılmadıklarını sorma hakkım yok buradan ama biraz sonra ifade edeceğim sebeplerle ne kadar mantıksız bir sonuç ortaya çıktığını sanıyorum kendileri de takdir edeceklerdir. Değerli arkadaşlarım, bu özgürlük kelimesi her derde deva olan, her yerde kullanılan, ne anlama geldiği çoğu zaman fark edilmeyen. Sayın Başkan, beni arkadaşlar dinleyecek mi ya da sohbet edeceklerse ben ineyim. Başkan sayın milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlarım, lütfen sükuneti sağlayalım. Buyurun. Faruk Bal devamla. Değerli arkadaşlarım, bu özgürlük kelimesi her derde deva bir ilaç gibi ilgili ilgisiz her yerde kullanılan, kullanıldığı çok yerde de içerdiği anlam yüklenemeyen özürlü bir kelime haline gelmiştir. Bunun aslı tabii bizim dilimizde çok belli bir şekilde, çok güzel bir şekilde kullanılmıştır. Ne efsunkar imişsin ey didar ı hürriyet, esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten, kelimesindeki hürriyet ile borçlar kanununda görüştüğümüz maddedeki özgürlük kelimesi aynı anlamda kullanılıyor. Oysa, Namık Kemal'in şiirindeki özgürlük ile 26, NCI maddedeki özgürlük aynı mı? Değil. 26, NCI maddedeki özgürlük nedir? Sözleşmenin kapsamını belirleme serbestisidir. Maddeyi ben size okuyayım, Sayın Bakan ve Sayın Komisyon da, bunun özgürlük mü yoksa bir serbestliği mi olduğunu bir daha tetkik etsinler. Maddenin özü şu arkadaşlar, taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. Neyi belirliyor? Sözleşmenin içeriğini belirliyor. Neye göre belirliyor? Serbestçe belirliyor. O zaman, bu, özgürlüğü, kelimesini maddenin başına koymakla modern bir kanun mu yaptığımızı zannediyoruz borçlar kanununu yenilediğimizi mi zannediyoruz. 21inci yüzyılda sosyal hayatın her alanında uygulanacak her insanın biri diğeriyle yaptığı işlemin özünü teşkil edecek olan bu maddeye özgürlük kelimesini koymakla 21inci yüzyıldaki borç alacak ilişkilerine çağdaş bir görünüm mü getirilmiş sayılıyor. Bunların hiçbirisi değil, Dolayısıyla, burada bir abesle iştigal vardır. Bu meclis abesle iştigal etmez, abesle iştigal etmeyeceğini varsaydığımız meclisimizin değerli milletvekillerinin mahkeme-i kübrasına bu hususu takdim ediyoruz. Önümüzde bu yasayı uygulayacak yargıçlar, yargıtay, bu konuyla ilgilenecek olan hukuk adamları, bu kanunun uygulanmasından borçlu veya alacaklı durumuna gelecek 70 milyonun hepsinin günahı, vebali sizin üzerinizdedir. Bunu tartacak da parmak işareti değildir. Her vekile Cenab-ı Allah yarattığı mahlukatın en şereflisi olarak insan olarak bir mahkemeyi kübra vermiştir. İşte o mahkemeyi kübra vicdanınızdır. Talimatla değil, işaretle değil, parmakla değil, mahkemeyi kübra'nıza danışarak karar verin diyorum. Önergemizi mahkemeyi kübra'nıza danışarak karar vereceğiniz vicdanınıza takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. MHP sıralarından alkışlar. Başkan teşekkür ederim Sayın Bal. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. 26. NCI maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.